hayatındaki ilk kırılma noktası ne zaman ve hangi olayla yaşandı? Hayatımda en kırıldığım şey, benim bir arkadaşım vardı. Onunla çok fazla hayalimiz vardı. Ve ondan başka kimsem yoktu. Herkesi silmiştim onun için, aileme dahil. Onunla taşınmak istediğimiz bir şehir vardı. Hani böyle sürekli hayal kuruyorduk birlikte. Sonra bir gün bir aramız açıldı. Ondan bir hafta sonra başka bir arkadaşıyla, yani yeni tanıştığı bir arkadaşla İstanbul'a taşındı. Bir daha hiç konuşmadık. O konuda çok kırılmıştım. Benim aslında bahsetmek istediğim şuydu. Bir an yaşandı hayatında ve şey dedin. Bundan sonra benim hayatım, evet, bir kırılma noktası yaşandı ve bundan sonra çok farklı ilerleyecek. O anlamda. Yani mesela TikTok'ta ilk çok izlendiğin videoyla mı yaşadın veya işte milyona ulaştığında mı yaşadın veya ilk sokakta tanınmaya başladığında mı dedin? Evet ya, bundan sonra olay değişiyor galiba. Ya ben hiç onu demedim ya, ben hala aynıyım yani. Hani bir kırılma noktam olduğunu düşünmüyorum. Hani sadece benim kırılma noktam sadece içeriklerime daha fazla önem verip daha güzel şeyler çıkarmaya çalışmak. Aynen, benim önem verdiğim budur yani. Peki hiçbir arkadaşlık sitesine veya aplikasyonuna üye oldun mu? Arkadaş bulma amacıyla. Hayır. Ama önceden oynadığım oyunlar vardı. Böyle online. Onlardan arkadaşlarım oluyordu, evet. Counter falan oynuyor musun küçükken, değil mi? Evet, bir sürü oynuyordum ya. Gerçekten bir sürü oynuyordum. Peki fenomenliğini kullanarak hallettiğin işler oluyor mu? Hayır. Hayatta. Olmuyor ya. Çoğu insan oluyor işte, ben kaymağında yiyorum falan diyor, biliyor musun? Ya illa oluyordur ama hani sürekli yaptığım bir şey olmadığından dolayı. Evet. Aynen, bilerek yapmıyorum yani. O yüzden aklıma gelmedi şu an. Sosyal medyada fake hesabın var mı? Kimleri stalkluyoruz artık? Çok fazla. Benim bir sürü fake hesabım var. Bir şeyde de söylemiştim buna. Bir tane renta karım var. Yani bütün her profile girebilen bir araba sayfam var. Çok iyi. Her şey yapabiliyorum onunla. Çok böyle merak ettiğin isimler oluyor mu oralardan takip ettiğin? Yani olmuyor aslında ama olduğu zaman kendi hesabına bakıyorum. Bilmiyorum, ben çok değişik düşünüyorum bu konuda. Fake hesabına girmeyi üşeniyorum bazen. Hani bilmiyorum yani. Karar veremiyorum.